İYİ Parti yerel seçimlerde işbirliği yapacak mı? Gözler yeni haftaya çevrildi. Önce başkanlık divanı ardından da genel idare kurulu toplanacak. O toplantıda Meral Akşener'in 81 ilde kendi adayımızla seçime gireceğiz tutumu karara bağlanacak bütün ilçelerde aday çıkaracağız. Meral Akşener 81 ilde bütün ilçelerde kendi adayımızı çıkaracağız dedi. Ancak bu söylem ve tutum henüz partinin resmi kararı değil. İşbirliğinin fayda sağlayacağı görüşünü savunanlar da var. Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki. Parti yönetimi yeni haftada peş peşe iki toplantı gerçekleştirecek. Önce parti lideri dahil 23 üyeli başkanlık divanı ardından da 50 üyeli genel idare kurulu toplanacak. Gündem Akşener'in açıklamaları. Yerel seçimde işbirliğine kapıları kapattığı tutum o toplantıda karara bağlanacak. Biz bir üçüncü yol olsun diye kurduk. Akşener net bir şekilde her il ve ilçede kendi adayımızla seçime gireceğiz dese de en azından işbirliğine açık kapı bırakılmalı görüşü de dile getiriliyor. Konu kapsamlı olarak üst yönetim kurullarında masada olacak. Böylece İyi Parti'nin yerel seçimlerde izleyeceği yol haritası ve stratejisi de netlik kazanmış olacak. Alınacak karar sonrası ise çalışmalar yoğunluk kazanacak. İlk adımda 81 ilde aday belirlemek için yapılan istişareler olacak. Bu süreçte Akşener'in sahada olacağı ve teşkilatları tek tek dinleyeceği de ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılan ekonomi toplantısında orta vadeli program değerlendirildi. Öne çıkan mesajsa sürdürülen programa Erdoğan'ın tam destek verdiği ve enflasyonla mücadelenin 2024'te kontrol altına alınacağı oldu. Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi politikası açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği orta vadeli programla ilgili merak edilen soruları ekonomi takımı cevapladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomik Koordinasyon Kurulu üyeleri ve 5 bakanla birlikte yaptı toplantıyı. Masada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da vardı. Cevdet Yılmaz büyüme ve enflasyon hedefinin tutarlı olduğunu belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz demesi bu planın en büyük gücü. Büyüme ve enflasyon hedefimiz tutarlı. Büyümenin kompozisyonu enflasyonu arttırıcı değil, tam aksine enflasyonla mücadeleye katkı verici bir çerçeve içinde şekillendirilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağını ifade etti. Erdoğan'a desteğini vurguladı. Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Orta Doğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. Şimşek, iç talep yavaşlayacak, yatırımlara, ihracata çok güçlü destek vereceğiz ifadelerini kullandı. Önce rezervleri güçlendireceklerini söyleyen Şimşek, daha sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını kaydetti. Ve işverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini söyledi Şimşek. Amacın sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkansa enflasyonla ilgili verdi mesajını. Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz dedi.